Herkese merhaba. Rod Ronaldinho'nun yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet, kadromuzu yaptık. Ama önce kanala yeniyseniz abone olmayı ve videoları beğeniyorsanız kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Aşağıda Discord linkimi paylaştım. Oraya gelirseniz her türlü sorunuza en hızlı şekilde cevap vereceğim. Arkadaşlarım da size yardımcı olacaktır. Lütfen oraya katılın diyorum. Evet, bir önceki videoda paket açılımı yapmıştım. Biriktirmiştim paketleri ve Brand çıkmıştı. Bentancur çıkmıştı. Ter Stegen vardı. Şu an tam hatırlamıyorum kimler olduğunu ama herkes sattık. 2 milyon coin'i kenarda bekletiyorduk, hatırlıyorsunuz. Ve çok güzel bir şeyimiz daha var. Göstereceğim kadro ekrana geçince. Oyuncular böyle. Hepsini siliyorum buradan şimdi. Ve en güzel şeyi gösteriyorum. Kadroyu göstermeden önce bakın aşağıda hala ekstra Neymar'ımız var. Neymar'ı satmadan yapabildim bu kadroyu. Bu çok ekstra. İnanılmaz ekstra. Çıkardığımız oyuncular kırmızılar. Bize NDD yaparken çok yardımcı oldu. Neredeyse bedavaya yaptık ve coin'imiz kaldı. Simon'un da gelmesi cabası. Evet, kadromuz bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Çağlar'ı aldım. Artık Ricardo Pereira'nın kullanılması gerekiyordu ve geldi zamanı. 7 kimya sıkıntı olur mu? 8 kimya mı? 7 kimya olması lazım. 7 kimya sıkıntı olmaz. Bence oynar. Maç içinde Mendy ile ikisini yer değiştireceğim. Biliyorum Mendy birazcık ağır kalıyor ama kimya için şart. 85 kartlı olmadığı için bu kartıyla oynamam lazım. Ama kadro bence gayet iyi. Endi de. Çok ucuzdu. Yani bir de şeylerle yapınca, satılama hazırlığı yapınca daha da ucuza geldi. Orta yüksek çalışma oranı var. 4 yıldız zayıf ayak ve 3 yıldız beceri hareketleri var. 1.83 boyunda. Statlarını görüyorsunuz. Ben her şekilde gölge bastım. İnternette Footbin'de Dinamo diyorlardı, Engine diyorlardı ama ben yine de gölge basmak istedim. Bence yeteri kadar iyidir dribbling'e. Çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Risk aldık. Bayağı bir risk aldık. Umarım değecek. Evet, geri kalan oyuncuları zaten tanıyorsunuz. Bir tek şu adam var ekstra. O da Fiat Mahrez. Evet, 5 yıldız 5 yıldız beceri hareketleri ve 4 yıldız zayıf ayağı var. Orta orta çalışma oranı. Sene başından beri takip ediyorsanız Mahrez'in bütün kartlarını 4-5-1'de K-Seviyor'la kimyalayıp kullanıyorduk. Ve artık bir üst seviyeye çıktık. Her hafta maçları yani olabildiğince tamamlamaya çalıştım. Ve sonunda daha iyi bir kadromuz oldu. Atal ve Mahrez'i kimyaladım. Görüyorsunuz, akıllıca bir kimyalama. Ben öyle düşünüyorum. Aynı şekilde NDD'yi aslında sol tarafa almıştım. Hem Çağlar o üçlüyü sol tarafa aldığımı düşün. Yine kimya yapabiliyorduk NDD ile Simon kimyası. Ama bu sefer Mahrez birazcık sanki sıkıntı oluyordu. Mahrez'i bu şekilde full kimya yapabiliyoruz. Evet, kalecimiz de Courtois. Çok çok büyük bir şey yok Courtois'a. 90'lık kart vardı ama 93'lük kartını aldım. Çağlar. Ana hesapta kullandım kendi hesabımda. İyiydi, iyiydi. Bu hesaba da %100 alacaktık ve aldık. Size bir şey değil mi? Bu sefer Çağlar, yani Ozan Kabak'ta birazcık hayal kırıklığına uğramıştım. Ama Çağlar tots boost'u çok iyi. Evet, çok diyecek bir şey yok. Kadromuz bu şekilde. Ekstra kalan coin'le ne yapabiliriz bilmiyorum. Çok konuştum. Custom taktikleri de hemen göstereyim. 4-2-2-2 de dengeli her şey. Böyle oynuyorum. Forvetler arkaya koşu yap. CDM'ler geride kal. Merkezi kapat. Sol bek ve sağ beki geride kal diyorum. Hepsi için aynısı geçerli. Yine aynı şekilde dengeli de oynuyorum. Bu şekilde talimatlar aynı söylediğim gibi. Bu da bu şekilde ve kadromuz bu. Evet, çok sabırsızlanıyorum oynamak için. Elimden geldiğince maçları bitireceğim. Güzelce oynayacağım ve bu hafta herkes oynasın. Elinizden geleni %100'ünüzü verin. Elit yapmak istiyor. Elit yapmak için kusursuz bir zaman. Premier Lig tostları gördünüz. En kötüsü bile çok para edecek. Henderson, kaleci Henderson dışında. Evet, ilk maçımıza geçebiliriz. Bir önceki videomuzda 2-0 bırakmıştım. Yani ilk maçımız dedim ama 3. maçtayız bu. Aklınızda bulunsun. Bir de maç içinde Ricardo Pereira ile Mendy'nin yerini değiştiriyorum. Mendy umarım hayal kırıklığı olmaz. Biraz ağır ama işini yaptığı sürece sıkıntı olmayacaktır. Güzel kadro. Cruyff'u var. Endide, aferin Endide, aferin. Mahrez. Mahrez. Kaleci. Yes. Mahrez. Çok tatlı. İlk hissiyat çok iyiydi. İlk şutu bitirdi. İmza hareketimi bitiriyorsa bu kart iyidir. Çok güzel paslaştık. Bitir yeter. Aferin. 2-0 oldu. Rakibimi domine ediyoruz ama gol atamıyoruz. Atal yakın direğe. 3-0. Güzel. Maçı bitirdik. ...4-0 oldu. Rakim oynamayı bıraktı ve maçtan çıkacak herhalde. Evet, ilk maç için güzeldi. İkinci maç, pardon, ikinci maç. İlk maçı tamamen uzun... Bir dakika, biz ikinci maçta mıyız, ilk maçta mıyız? Benim kafa gitti. İlk maçı oynadık daha, değil mi? İlk maçı oynadık daha. Evet, bir sonraki maça geçebiliriz. Evet, ikinci maça geçiyoruz. Demin karıştırdım. Oyuncu incelemesi yapıyordum geçen Agüero'yu. O yüzden kafam karıştı biraz. Güzel kadro. Uf, Torsby var. Olamaz. Torsby'den nefret ediyorum. Ve al, İtalyan herif. İtalyanlar çok tehlikeli oluyor. Bu maç tehlikeli olacak. Endi'de iyi savunma. Aferin. Offside yok. Mahrez offside yok. İşte atak pozisyonunun etkisini gördünüz mü? Burada atak pozisyonu kaç bilmiyorum ama yüksektir büyük ihtimalle Mahrez'in. Burada etkisini gösterdi.
Orada Ben Yedder'i bulduk. Amacımız Ben Yedder'le gol atmak değil orada. O ekstra pası yapabilmek için pası verecek kişi olması gayet iyi oynadık. Gayet iyiydik. Bak burada hop Mahrez'i bulduk. Yakın direğe direkt bekletmeden vurduk. Harika pas. Simon en iyi yaptığın şey bu abi. Mahrez yakın direğe. Mahrez. Orada patladığımı düşündünüz değil mi bir an? Simon'la yanlış oynadığımı düşündünüz. Ama topu kaybetmedik. Acele etmedim. Topu verebilirdim aşağı. Double X'le rastgele. Ama işte Team of Season kartlarının farkı bu abi. Gördüğün zaman doğru açı varsa vuracaksın. Şutuna yavaş demiştim Mahrez'in. Yavaş vuruyor demiştim. Öyle bir şey yok bak. Nasıl atıyor? Harika dribbling. Devam. Devam devam devam. Pas atacağım zannediyorum. Hayır pas atmayacağım ona. Pas atmayacağım ona. Hayır. En arkadakini atacağım. Offside var mı? Yok. Offside yok. Birazcık şansım oldu. Onu atmak istemedim aslında ama çaktım onu. Güzel çıktık. Mahrez. Üstüne kırdım rakibimin. Harika pas. Mahrez. Dans ediyoruz. Mahrez'e dans ediyoruz. Görüyorsunuz. Çok iyi. Çok iyi. Evet rakibim oyundan çıkmadı. Maç 8-0 bitiyor. Kaç? 5-0 mı oluyoruz? 4-0 mı oluyoruz? Bir maç daha kazandık. Kaç olduk? 4-0 oluyoruz. Bir sonraki maça geçebiliriz. Evet rakibimizi bulduk. Işıkları kapattım bu arada. Çok ışık yanıktı. Onları biraz söndürdüm. Gereksizleri böyle görünüyorum değil mi rahat? Aynen. Değişik bir kadro. Çok bir şey demeyeceğim. Mahrez yakın direğe. Of! Bunu başka kart, ya şeylerle atamazsın abi. Normal ne bileyim Neymar'la falan atamazsın. Düz Neymar'la. İşte bu şut boost'u çok iyi. Çağlar. Hoppa. Çağlar patlama patlama patlama. Abi Çağlar iyi. Çağlar iyi. Baksana abi alıyor topu. Çok iyi be. Bu fiyata Çağlar çok iyi. Mahrez. Terse vuracağım. Kaleci oynatacağını biliyorum. İşte Neo gibiyim artık. Bu hafta Neo gibiyim. Sayılar gözümün önünden geçiyor. Okuyorum rakibi. Okumaya başladık. Bu hafta elit bir yapmak zorundayız. Agüero'yu istiyorum. O Agüero'yu istiyorum. İnceleme videosunu izlediysen o Agüero bu kulübe gelecek abi. Yeder. Hadi. 5. Hadi. Rakibim poza bastı. Çıkacak galiba oyundan. Evet çıktı. 5-0 oluyoruz. Bir sonraki maça geçebiliriz. Evet 6. maçımıza geçiyoruz. Güzel bir kadro gelecek mi? Tümer. Hoppa. Tümer. Bakalım nasıl oynuyor. Tümer hayallerimizle oynama lütfen. Lütfen oynama hayallerimizle. Atıyor. Sağ ayağı da var. Elastiko'yu gördün mü nasıl etkili olduğunu? Sol ayağıyla soldan elastiko yapsa olmuyor. İşte güç hep sağ ayağıyla yapıyorlar elastiko'yu. Güçlü adamın ayağının sol olması etkili olmuyor. Bu arada durun. Mahrez yakın direğe. Bunu scoop turn yaptım orada. Normalde böyle geri gidip kendi ileri atıp şut fake'ini yapmadım. Scoop turn yapsak %200 golde. Kaleye yakınlaşmak orada farkı yaratıyor. İşte bu yüzden kaçırdı. Yeder yakın direğe. Aban. Aferin 2-0. Mahrez sen ne olmuşsun Mahrez sen ne olmuşsun be Tümer. Çağlar adamaya karşı. Çağlar adamaya karşı. Hoppa Çağlar. Hata yaptım sonunda. Ama bu adama yenemememiz lazım. Yenilirsek yani fiyasko. Simon. Yes. Bitirdik artık. Evet. Maçı kazanmayı başardık. Rakibimin kadrosuydu ama çok iyi oynamıyordu Tümer. Ne yalan söyleyeyim. Kusura bakma Tümer. İzliyorsan çok berkaç yapıyordu. Evet. 6-0 oluyoruz. İyi gidiyoruz. Bir sonraki maça geçebiliriz. Evet. Bir sonraki maça geçiyoruz. 7. maçtayız. Rakipler birazcık daha zorlaşacak artık. Güzel kadro. Saint-Maximin, Fred, Neymar, Yedder ne yaptığını biliyor. Hata yapmamamız lazım. 10-0 bitirmemiz lazım günü. Mahrez. Dripping season geri döndü. Geri döndü. Yedder. Aferin Yedder. Oynuyoruz. Bu hafta oynuyoruz. Bu hafta oynuyoruz. Acımak yok. Mahrez. Vurduk zannettim. İlkin bazen vuruyorsun algılamıyor. Algılamayacak diye bastım. Meğerse algılamış bu sefer. Kırmızı vurduk. Olsun. 7-0 olduk. Devam ediyoruz.
Elit abi o ben Agüero'yu bu kadroda istiyorum. O Agüero için %100'üm verip savaşacağım. Nereye kadar gideriz bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım. Evet, rakibimizin kadrosuna bakalım. Tehlikeli. Çok iyi değil kadrosu ama değişik kartlar var. Bu tehlike saçıyor ortaya. Bakacağız. Çalma topu. Uyudu. Mahrez. 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 Efsane. Çok güzel. Bu kartı çok beğendim ben. Çok beğendim. Abi. O girmeliydi. O girseydi var ya. Neler olurdu neler. Ama neler yapabileceğinin böyle bir şeyini verdi. Neler yapabileceğini bir gösterdi. Güzel. Devam. At önüne. Bitir maçı. At al. Abi şeyin pasları çok iyi ya. Mahrez'in pasları çok yerinde. Çok iyi. Evet maçı kazandık. Kaç kaç bitti? 5-1 kazandık. 8-0 oluyoruz. 2 maç daha yapacağım. Bugün sonra bugünlük bitireceğim. Namağlup bitirmek istiyorum. Başka bir isteğim yok yani. Evet 9. maça geçiyoruz. Rakipler zorlaşacaktır artık. Hashtag Drain. Matias ve Skyer. Neyse. Yeder. Ayağın dışıyla. İşte bu. Agüero'da şu olsa var ya Agüero'da. Çağlar. Yapma Çağlar. Yapma Çağlar. Ronaldo güçlü kaldı burada. Rakip iyi. Yenilmememiz lazım. Benim hatam ya. Arkasında kalmışım ya. Çağlar'ın hatası yok. Mahrez. Yakın direğe vur. Yakın direğe. Aferin. Rakibim off-ball defans yapıyordu. Cezayı kesmemiz lazım. Çok kötü savunma. Çok kötü savunma. Player switch yapamadım. Seçemedim. İstediğim adamı seçemedim. İstediğim adamı seçemedim. Hayda. Bu maç gideceğim. Rakip iyi oynuyor. Çözüm bulamıyorum. Açış yapamıyorum. Savunamıyorum herife. Dragbegi aslında okudum. Orada ama tackle yapmadı Çağlar. Dragbegi son anda fark ettim ama orada bir tackle bekledim. Gelmedi tackle. Mahrez. Aa işte bunlar. Bu gerideyken bunları hep oluyor. Çağlar aferin. Penaltı verirse güzel. No, sattım maçı. Olamaz maçı sattım. Hızlı çıkmam gerekiyordu. Rakip iyi oyuncuydu. Rakip iyi oyuncuydu. Ah be, çok hata yaptım ya. Yapmamam gereken hatayı. Orada Mahrez'de. Ya tabii ki o tek sorun değildi de. Mahrez'e yakın direğe kaçırmamak lazımdı ya. Sonra pozisyon bulamadım. İyi oyuncuydu, yalan yok. Güzel, GG. Kötü kaybettik ama iyi oyuncuya kaybettik. Sıkıntı yok. Namağlup gitmemiz lazım işte. Elit 1'i çok zorladık. Şu an var ya, şu an bayağı zorladık. Bu maçı yenmemiz gerekiyordu. Ama rakip Elit 3, Elit 2 seviyesindeydi. Elit 1 seviyesi değildi bence. İşte burada bu bizi Elite 1 konusunda sıkıntıya soktu. Ama günün sonunda Elite 3 de yapsak benim için yeterli. Ama Elite 1 bayağı jest olurdu. Neyse hala hiçbir şey bitmiş değil. Son maçımıza geçebiliriz. Evet bu videoluk son maçımıza geçiyoruz. Bakalım rakibin kadrosuna. Birazcık şey bir kadro. İtalya kadrosu. Bu maçı yenilmeyelim. En azından 9-1 kapatalım. Daha fazla fire vermeyelim. Devam. Şut fake'i. Ayağın dışıyla. Uf. Şöyle tık diye vuruyor bir anda. Bütün vücudundan gücü çıkarıyor. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Abi yapma gözünü seveyim. Okudum onu ya. Of okudum ben o pozisyonu. Direkt bilgi okudum. Nasıl alamıyorum ben? Çok kötü savunma yapıyorum. Bu maçı kaybetmek istemiyorum abi. Bu maçı kaybetmek istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Yok abi inanılmaz. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Olmuyor yani. Savunuyorum, alamıyorum topu ayağından. Çok bu dribling nasıl bu kadar iyi koruyanın? Neymar. Oyundaki en iyi kart Kore'ye. Herkes gidip alsın. Oğlum ne yapıyor adam? Yok ediyor beni. Yok oluyorum. Neymar. Yes. Clutch. Hadi Mahrez. Aferin. Bitir Mahrez. No. Hadi ama ya. Dalga mı geçiyorsun? Atal. Bitir.
Bırak Allah aşkına ya. 10. maçtan yaşadığıma bak ya. 8-2 olacaktık. Şu an konuşmak için hala çok erken ama Neymar'da o clutch play şey aklıma gelmese neydi onun berba spin? McGill spin patates olmuştuk. Evet maçı 4-3 kazanmayı başardık. Çok zor kazandık. Yani gördünüz o McGill spin yapmasaydım şu an ben daha mağlubiyet almıştık. Bunun olmasını istemiyoruz. 9-1 olmasını da istemiyorduk ama o rakip çok iyiydi gerçekten. Yalan yok. Elit oyuncusuydu. Elit kaç bilmiyorum ama ben elimden gelmeyeceğim maçları bitireceğim. Elit 1 gelir, elit 3 gelir. Elitin herhangi birini yapacağım. Burada %100'ümü vereceğim. Sinirlenmedim farkındaysanız. Dediğim gibi. Adam iyi oynuyorsa tebrik etmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Ama aptalca pozisyonlar kafasına çarpıp yok kıçına çarpıp yenilirsem o zaman bağırırım işte. Ama hakkıyla kazandı. Evet bu videoluk bu kadar olsun. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Kısaca fikrimi söyleyeyim. Endidi nasıldı? Endidi birazcık kayıptı. Çok bilemiyorum. Sanki daha dominant bir şeyi sergileyebilir. Ama Monier koyduğun zaman işini yapıyor. Monier gittiğin zaman işini yapıyor. Bakayoko zaten iyi. Mahrez driplingi çok iyi. Ama bu kadroyu Agüero alacağım. Ne yapıp edip bu kadroyu Agüero'yu alacağım. Evet bu şekilde. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. 1000 like. Çok zor değil. Yapabiliriz. Önceden yaptık. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.